Abim bir sonraki paranı askerliği için dolar biriktiriyor ya salak. Ya sahteyse çocuğun şeyleri, sahte dolar tespit kalemi en lazımlı alet. Elzem ihtiyaç, her eve lazım. Anne benle konuşurken arabaya ne attığının farkındasın değil mi? Çocuk bezir. Ay çok hoş bir sürpriz oldu anne. Demek hamilesin. Yıllar sonra abimle bana bir kardeş yapmaya karar verdiniz ha. Harikasın. Ne kadar oldu? Edepsizlik yapma. Ben o paketi kedi hediye aldım. Niye? Kedi mi hamile? Hayır. Ay hiç kimse hamile değil. Ben onu kediler için çiş kumu sandıydım. Çok ayıp. Gereksiz masraf diye kızına bir çöp aldırtmayan zihniyet kediye taharet kumu alıyor. Ey bu mağazanın gizli kontrol kameraları. Çekin bunları, kasede alın. İleride çocuklarıma göstereceğim. Anneannelerin nasıl bir insan olduğunu anlasınlar. Bağırma salak. Kedinin çiş kumunu fayans çimentosuyla karıştırıp balkondaki kırık çinleri tamir edecektim. Komşu söyledi. E harcı iyi oluyormuş. Bilip anlamadan bir de cavcav ediyor. Fesat kalktı kırık. Para şahızlı cadı. Hadi 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 hadi. Bana bak. Yırtarım o ağzını senin. Eğri ağızlı. Yürü hadi yürü yürü yürü. Şu havuz dibi aydınlatma lambalarından bir tane daha alalım mı kız? Hani salonda duran babanın aldığı. Hani orada tek başına pek mi sırıtıyor? Bir tane de şöyle hole takarız he? Haklısın anne. Salona bir tane de tramplen lazım. Ha? Havuza atlama şeysi. Takım olsun. Anne bana diyordun kendin hoplattın ha. Markete her girişimizde bir tane havuz dibi aydınlatma ışığı almaya kalkarsak. Anne bu ne ya? Ne? Şampuan falan mı zannettin? Bu şey dizel kamyonlar için mazot katkısı. Anne bizim kamyonumuz yok ki. Ya ver. Ver şunu ya. Dur kız tutma elimi. Evde bulunsun her gün zam geliyor. 200 bin liraya dizel kamyon mazot katkısı. Ver be. Canım nereye veriyor insan bu paraları? Biz kullanmasak da bayramda birilerine hediye falan yaparız. Mahallede en aşağı 400 bin lira bu anladın mı? Tamam anne ya. Şu anda bilincin yerinde değil senin. Salak tüketici ailelerin yakalandığı market hastalığı beynini ele geçirmiş durumda. Dur diyorum anne. Ne buluyorsan alıyorsun bir de bana diyordun. Bedava vermiyorlar ki insana bunu. Bak çıkışta kasa evde babam var. Ayılınca kötü olacak. Başkasının arabası o. Ne yapıyorsun ya? Bırak. Bırak. Ya bırak. Kusura bakmayın. Anne. Her şeyi birden alamazsın. Dur diyorum sana. Ha? Bak dur diyorum. Bak şuracıkta şu mazot katkısını içerim. Hastanelerde sürünürüz. Hadi düş önüme. Kasaya ödeme yapmaya gidiyoruz. Ters bir harekette bulunayım deme. İçerim. Daha baban gelmemiş. Ah, ayakkabıları da yok. Bence ayakkabılarına fazla güvenme. Babam bir değişiklik yapıp pencereden girmiş olabilir bugün. Zekeriya! Neredesin Zekeriya? Tamam tamam yok demek ki. Ama her an gelebilir. Şu süpermarket faciasının delillerini ortadan kaldıralım. Ay, ay, ay. Bence hiç açmadan bunları gidip bahçedeki kümesin içine koyalım. Sabahleyin babam gidince çıkarırız. Olmaz öyle şey Sıdıka. Aa, baban sabahları erkenden kümese gidip tavuğun yumurtasını toplu iğneyle delip böyle çiğ çiğ içiyor. Göğsüne iyi geliyormuş. Oraya saklarsak görür. Sen getir onları masaya hadi. Ay saçmalama anne. Babam her an gelebilir. Görmesin şunları. Kız olmaz öyle şey. Hepsini birden saklarsak kuş kullanır. Yani beyim diye söylemiyorum ama baban cin gibi kurnaz bir adamdır. Kız bana bak en iyisi ayıklayıp gösterecek olanları gösterelim tamam mı? Yani marketten ne aldınız dediğinde gösterecek şeyimiz olsun ha? Bak sen bayağı iyi çalışıyor kafan. Markete gidince üşütüyorsun ama. Keşke o raflardan tırtıllı bıçak setini alsaydım. Şu kızı doğrardım böylece çenesinden de kurtulmuş olurdum. Bana bak getir şunları çabuk hadi masaya. Yak şu elektriği de. Ben kapıda gidip erkete durayım istersen. Mallar ortadayken babam içeri girmesin. Aşağı inip bekleyeyim. Babam sokaktan gözükünce üç kez kuğu kuşu gibi öterim. Sen de toparlanırsın. Kuğu kuşu falan değil kızım. Resmen at babasın sen. At baba böyle.
Baban gelip şimdi beni pataklayacak. Sen burada hala tepemde cavcav ediyorsun. Hadi topla şunları, yay bir an önce. Kız anne niye öyle diyorsun? Niye akbaba oluyormuşum ki ben? Babamla sen akbaba evliliğini yaptınız. Ondan mı böyle olmuşum ben? Kapa çeneni. Kırarım şimdi o gaganı. Ay, ay insan bir halt edip senin çenene düşeceğini, içi gübre dolu olan derin kuyulara düşse daha iyi olur. Anladın mı? Operasyon tamamdır. Öteki eşyaları kömürlüğün dibinde bir yere sakladım. Hayatta bulamaz baba. Ne o poşettekiler Safiye Hanım? Hiç yok bir şey. Hadi hadi gene bir altlar karıştırmışsın sen. Çıkar ortaya da çözelim bari. Ne aldın? Ben de bir bilsem. Kız bu ne kız ha? Ne işe yarıyor bu sıdıka? Pahalı bir şey mi ha? Kaç para? Kız anne bunu ne zaman attın çantana? Ay iyi ki kasada filan görmediler. Başımız belaya girerdi vallahi. Ay kız kötü bir şey yaptımsa baban gelmeden hemen şu köşedeki karakola teslim olayım. Orada emniyette olurum. Ay korkma anne o kadar önemli bir şey değil. Marketteki görevler etiketleme yaparken rafta unutmuşlar herhalde. Sen de kriz anında atmışsın sepete. Bak böyle çalışıyor. Pıt pıt pıt. Böyle etiketliyorlar raftaki malları. İlahi anne sen tut bilmeden el alemin etiket tabancasını arakla. O şey ne torbadaki? Ay onu ben biliyorum ne olduğunu az sonra sana gösteririm. Emin misin? Bak iyice üstüne filan baksaydın. Gizli kamera filan olmasın? Çünkü teknoloji ilerledikçe süpermarketlerin hırsızlara karşı kullandıkları kameralar da ufalıyor. İnsan bilmeden sepetin içine atar vallahi. Geçen gün gazetede okumuştum. Adamın biri süpermarketten bir kilo yufka alıp karısına götürmüş. Pişirmişler, yemişler. Meğer yufkanın içinde küçücük bir tane gizli kamera varmış. Börekle birlikte kadının midesine gitmiş. Marketten öyle adamlar kadının içine bakıyorlarmış. Çok büyük kavga çıkmış. İnsan kızına 435.000 lira fiyat çeker mi? Ah, 790.000 liralık yepyeni gıcır gıcır anne terliğiyle bir dayak atar mı? Ya! Ya bunu anne yapma ya! Sen arakıyorsun ben arakıyorum! Ya bu ne? Ya bu nasıl? Ne? Ay! Şşt! Işığı yakma! Perdeler açık, içerisi görünür. Ne o kız? Bir de bana dersin. Cam güzeli. Oturmuş büyük aşkın Zekeriya'nın gelmesini mi bekliyorsun? Aman kurt yesin onu. Eskiden geç geleceğim diye bir telefon falan ederdi. Şimdi artık o da yok. İyi ya kız işte. Sarhoş gelip pıt diye sızar bir tarafa. Süpermarketten neler aldınız diyecek vakti olmaz. Yoksa bu akşam babamdan çekeceğin vakti. Çıtlatma kız gece gece şeytanlar toplaşır. Aman anne bunal geldi senin şu batıl inançlarından ha. Yok gece sakız çiğnemek ölü eti çiğnemektir. Akşamleyin ıslık çalarsan cinler toplanır. Tırnak kesersen hortlaklar üşüşür bilmem ne. Gece gece sanki ev değil de zombi kıraathanesi. Geleni gideni eksik olmuyor evet. Karının çekirdek çıtlatıp şeytan topladığı yetmiyor. Bir de anneye ağız burun eğiyor. Bana bak o ağzın böyle yamulur biliyor musun? Kim ağız eğiyor ya? Hadi hadi topla topla. Hı? Kadına bak ya. Gece vakti camın kenarında korku filmi yazıyor. Yok karabasanlar, hortlaklar, afaganlar bilmem ne. Bana bak. Hı. Seninkilerin ışığı yanıyordu. Kimmiş o benimkiler? Aman gündüzki üniversiteliler canım. Hani şu karşıda oturan. Ne olmuş onlara ışıkları yanıyorsa? Ders çalışıyorlardır herhalde çocuklar. Artık bilemeyeceğim Sıdık'a. Ders mi çalışıyorlar, başka şey mi yapıyorlar? Onu Allah bilir. Gece gece dil altında bakla saklanmaz anne. Vampirler tedirgin olur. Çıkar bakayım dilin altındaki baklayı. Ne demek istiyorsun sen? Diyeceğim şu ki kız, bu üniversiteliler terörist bombacı falan olmasın. Karşıki evde örgüt evi falan. Hakikaten kız, ben bir gidip ağızlarını arayayım. Heh. Annem varsa 2 metre dinamit fitili istiyor diyeyim. Heh. Heh. Bakalım verecekler mi? Ya da gidip kapılarına çalayım. Sizde fazla örgütsel dokümanla çeşitli çap ve ebatlarda ateşli silah var mı diyeyim ha? Ne dersin? Dalga geçme kız anneyle mesela dedik. Hem niye olmasın? Başlarında bir büyük yok. 3 tane kazık gibi oğlan böyle bir evde. Evli değiller, bir şey değiller. Ya el alemin medeni durumundan sana ne anne? Doğru tabii. Teröriste kim kız verir? Giriş saatleri belli değil, çıkış saatleri belli değil. Bir yere 3 tane bomba atacaklar da eve ekmek getirecekler garibanlar. Pes vallahi.
uluslararası terörizmden nikah konusuna geçebilen tek strateji uzmanı sensindir herhalde. Ay öleceğim ya, kalır ama. Sen dalga geç bakalım anneyle, sen böyle dalga geç. Bir kere bunlar evli olsa böyle şey etmezler, tamam mı? Orası da hücre evi yerine aile evi olur. Sofranın kurulacağı saat belli olur. Çocukların çamaşırı yıkanır, ütülenir. Gece gece esnenmez anne, insanın ağzına hötbek kaçar. Ay hötbek ne kız? Ecinle şeytan, ifrit onlardan işte en tehlikelisi. Sen şu karşı evdeki çocuklara takmışsın anne, illa ki teröristlerdir diye. Halbuki insanın ağzına hötbek kaçması daha tehlikeli bir şey. Kim takmış kız, yalan mı? Bir kere burası aile ortamı. Hı. Girip çıktıkları saat belli değil, kim oldukları belli değil. Bakıyorum sabahlara kadar ışıkları açık. Ders çalışıyordur dedik ya çocuklar. Gündüz derslerini çalışsınlar itler. Bak ağzına ötmek kaçtı, gördün mü? Bana bak, koparırım kız o parmağını senin. Ya. Şek sıpası. Oğlanların tarafını tuttuğun yetmiyor, bir de anne ötmek yapıyor. Kız anne sen delirmişsin resmen ya. Elin çocuklarının kimi rahatsız ettiğini gördün ki? Aslı onların alt kattaki herif manyak. Her gece bağırta bağırta karısını dövüyor. Geçenlerde de balkondan aşağı sarkıttı kadıncağızı. Olsun, onlar aile. Adam karısını balkondan aşağı sarkıtıyorsa bu evliliğin tuzu biberi, tamam mı? Evlilikte karı koca arasına girilmez. Sana bana ne? Öbür itler öyle mi ya, bekarlar. Sen ne dersen de. Bak bir mahallede dul karı oturmaz bir. Bekar oğlanlar oturmaz iki. Mahallenin bereketi kaçar kız. Bir de şeyler oturmaz. Hani var ya bir tane orloncunun üstünde sokağın başında. Niye öyle diyorsun kız? Onlar çok şeker insanlar. Hele de uzun boylu olanı. Adı Perihan hani. Eski Perihan abla dizisindeki gibi herkesin derdiyle ilgileniyor. Ne olmuş? Ya öyle değil işte. Perihan abla değilmiş o. Nasıl söylesem? Perihan abiymiş kız. Günah söyleyenin boynuna. Bakkal görmüş. Boynunda böyle nal kadar Adem elması varmış kız. Ay kadınların boynunda Adem elması olmaz Sıdık'a. Nah bak böyle olur, dümdüz kaymak gibi. Ayağına da bakmış bakkal. Taraklı. En aşağı 41 numara ya. Bakkal bir punduna getirip donun içine de baksaymış var. Aman. Ay ne gerek var canım? Ay onların konuşmasından da belli ne oldu. Böyle ay bakkal bey, bakkal bey. Ayıp, ayıp be. Ne biçim konuşuyorsun Sıdık'a sen anneyle öyle? Yani eli Perihan abisi için burada normal bir insan olan anneyi ayıplıyor. Anne, alevli oklar atalım mı uğursuz evlere ha? Ya da mancınıklarla taş atalım. Şu karşı evdeki bekar olanları diyorum. Gidip evleneyim ben bir tanesiyle. Mahallenin bereketi kaçmasın. Ben evlenince öteki ikisini teröristliğe ihbar ederiz. Kız deli deli konuşma böyle gece vakti. İyi ya işte gece vakti, gece saldıralım. Sen gözüne ayakkabı boyası sür, kamuflaj olsun. Yıldırım nikahını basarız, kurtulur mahalleli. Ben mahalleli için o kımral alanına feda ederim kendimi. Kurarız yuvamızı. Işıklar erken söner, çamaşırlar sakız gibi olur. Kız baban duysa var ya bu söylediklerini gebertir seni, gebertir. Ha, beni öldürürse problem değil de nikahlandığım o kumral çocuğu öldürürse ben dul kalmış olurum. Oysa sizin biraz önce işaret ettiğiniz gibi dul karıyla bekar olanlar mahallenin bereketini kaçırır. Kız ne biçim konuşuyorsun sen böyle anneyle ha? Yani çenene vurdu Sıdık'a, çenene. Bak, ben senin kötülüğünü mü istiyorum Sıdık'a? Niye dalga geçiyorsun benimle? Rafet El Roman bile kurdu yuvasını, yaptı çocuğunu. Evi belli, işi belli. İki çift laf edilmez seninle ha. Ben yatmaya gidiyorum, hadi. Nereye kız? Dur bir dakika. Daha karşı evdeki ailesiz bekar olanları gaflet uykusunda bastırmaya gideceğiz. Mahalleli barikat kursun, komuta bende. Nasılsın günlük? Gece vakti günlük yazmanın şeytan, ecinli kısmını kışkışlayan ters bir tarafı var mıdır acaba? Biliyorsun günlük, ben çok okuyamadım. Belki de ondandır, şu üniversiteli oğlanlara çok üzülüyorum. Zaten dışarıda yeterince dayak yiyorlar. Bir günde bizim mahalleli kışkırıp dövecekler diye korkuyorum. Yok ışıkları yanıyormuş, yok eve arkadaşları geliyormuş, mahalle arasında olmazmış. Sanki onlar ana kuzusu değil. Tek suçları gurbette okumaya kalkışmak. İnsanların birbirlerine ön yargısız yaklaşabilecekleri günler gelecek mi acaba günlük?